Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersus seb'une min kitabi Abdillah Siracuddin. Abdullah Siracuddin'in bugün 70. dersini okuyoruz. El mudebbecu, debbece yudebbicu, tedbice, ferha babındandır. Bugün müdebbec hadisi öğreniyoruz. Müdebbec hadis nedir? Aksamları nelerdir? El mudebbecu indel muhaddisine. Muhaddislerin yanında müdebbec huve ma o hadis ki ravahu kullun minel qarineyni anil ahir. O hadis ki iki karinden biri diğerinden almış. Yani iki karin, iki denk insan birinden hadis almış. Biri birinden hadis almış. Sevaun kana o iki karin minel sahabeti. İster iki sahabe olsun. Sahabenin biri diğerinden hadis alması gibi. Evi tabi'ine ise tabilerden olsun, tabi'nin biri diğerinden almış diyelim. Ev etba'ihim tabi'lerin etba'ları. Ev etba'i etba'ihim. Öyle değil mi? Tabi'lerin tabi'leri. İki kişi birbirinden ne etmişler? Hadis sormuşlar, ona müdebbec demiş. Şimdi bu söylediklerimizden birer örnek getiriyor. فَمِسَارُ السَّحَابَةِ Sahabelerin misali رِوَايَةُ اَبِي هُرَيْرَ اَنْ Aişe. Ebu Hureyre annemiz Ayşe'den rivayet etmesi ve rivayetuha anhu Ayşe'nin de Ebu Hureyre'den rivayet etmesi. Ve misalü tabi'i, tabi'lerin misali, rivayet-ü zühri, zühri tabi'lerden biridir. An ata, ata da tabi'lerdendir. Ve rivayet-ü atani zühri, o ondan almış, o ondan almış. Bak, kullun minel karineyni anakri. O iki karinden her biri derinden almış. Sevan kanı minel sahabeti, ha örneği Aişe ile Ebu Hureyre gibi radıyallahu anh. Evi tabi'ine zühri ile ata gibi. Ve misalu etba'ihim tabi'lerin etba'nın misali rivayetü Malik anil evza'i. Malik 179'da vefat etmiş İmam Malik. Evza'i 157'de vefat etmiş. Malik'in evza'iden rivayet etmesi ve rivayetü evza'i anil Malik'ten. İkisi de etba'u tabi'lerdendirler. Tabi değiller. Mesela İmam-ı Azam 150'de vefat etmiş, tabi'indir. Evza'i 158'de vefat etmiş, tabi'lerden değil. 157'den vefat etmiş. İmam Malik 179'da vefat etmiş. Bunlar tabi değil. Etba'u tabi'lerdendirler. Ve misalu etba'u tabi'in rivayet-u Ahmet. Ahmet 241'de vefat etmiş. An İbnil Medini ve rivayet-u İbnil Medini anhu Ahmet. İbnil Medini 234'de vefat etmiş. İmam Ahmet 241. İkisi de etba'u tabi'indir. Oldu. Ve la ferqe beyne en yekune zalike bila vasetin beynehuma. İster bile vası olsun, kema sebeken. Ev bi vasıtetin, ister vasıtel olsun, ke rivayeti leys, an Yezid bin Hadi, an Malik, ve rivayeti Malik, an Yezid, an leysdir. Bak şimdi, leys, Yezid bin Hadi'den almış. Leys, etba'u tabi'lerdendir. Yezid bin Hadi'den almış. O etba'u tabi'in değil.
O da Malik'ten almış. Dolayısıyla Leys Yezid'in vasıtasıyla Malik'ten aldı. Bu sefer Malik Yezid binul Hadi'den almış. O etbab tabin değil. O da Leys'ten almış. Bak vasıtayla almışlar. Oğlum Yezid binul Hadi'nin vefatına bakın. Bunun derecesi kimdir? Bakın. Oğlum derecesi tabin de olabilir. Malik etba'u tabi'li, bu etba'u tabi'lilerden de olabilir. Vefatına bakın, yani neticede etba'u tabi'in değil. Ya bir derece yukarıda, ya bir derece aşağıda. Vel esrul cami'u lihaza nev'i ve edrabihi. Müdebbecin bu nev'i ve bunun benzerinin benzer nev'i cemiden esr kural budur. Vel esr camilü hazen nev'i ve edrabihi. Bu nev, yani kullun minel karineyni anil ahir dedik ya. Bu nev'i kapsayan ve bu nev'in benzerlerini kapsayan kaide kural nedir? Esr kema fin nukbe ve şerhen nukbe, nukbenin şerhi konunu zetun nezerdir. Orada da geçti gibi. Esr nedir? Budur. İntaş, yani müdebbec hadiste kural, kaide nedir? Budur. Enteşareke de olur ve esmin haber olması itibari. Ama şimdi köroşet, cezavşet olması yönüyle budur. İnteşareke râvî ve men râvâ anhu fî emri minel umûr mutallikati bir rivayeti. İnteşareke râvî ve men râvâ anhu fî emri minel umûr mutallikati bir rivayeti. Rivayetle mutaallik bak. İnteşareke râvî ve men râvâ anhu. Râvî bir de kendisine rivayet ettiği şeyh. Eğer bu ikisi ortak olursa fi emri minel umûri mutaallikati bir rivayeti. Rivayete mutaallik umurlarla ilgili herhangi bir emirde ortakları varsa mislü sinni. Râvî men râvâ anhu'nun yaşları aynı. Vellukiyyi râvî ile men râvâ anhu arasında lika var. Lukî nedir? Ve vel akzu anil meşâihî. Ve vel, yani ikisi aynı şeyhten hadis almışlar. Ha, İnteşâreke râvî ve men râvâ anhu fî emri minel umûri mutallikati bir rivayeti. فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. بنا رواية الأقران denilen müdebbecin kısmıdır. Niye رواية الأقران deniliyor? لأنه حينئذ يكون لأنه راوي حينئذ durum böyle olunca يكون راويا عن قرينه. Kendi karininden ravidir. Ya kendi yaşındaki bir karin ya kendisiyle aynı şeyhin talebesi olan birinden. Peki, وَاِنْ رَوَا كُلُّنْ مِنْهُمَا اَيِّلْ قَرِينَيْنِ. O iki karinden her biri rivayet ederse anil ahire. Ama bu sefer her biri diğerinden verilmez. Yaşları aynı değil. Veya aynı şeyhten almışlar. Onlar rivayetul akran denilirdi. Bu sefer o ondan almış, o ondan almış. Buna ne denilir? فَهُوَ الْمُدَبَّجِ. Ona da müdebbec denilir. Demin metinde geçen şartta aşılması geçen bu değil. وَهُوَ مُدَبَّجْ اَخَسُ مِنَ الْاَوَلِ اَوَلْكُ رِوَايَتُ الْاَقْرَانْدَنْ daha اَخَسْتِ. Daha nedir? اَخَسْتِ. فَكُلُّ مُدَبَّجِنْ اَقْرَانُ. Ne kadar müdebbec varsa akrandır. Öyle değil mi? Ne kadar müdebbec varsa bu has akrandır. Hani ne kadar nebi varsa yok. Bu müdebbec has akran am. Fe kullu müdebbec. Ne kadar Resul varsa nebidir. Ne kadar müdebbec varsa akrandır. Ve leyse kullu akrani müdebbec. Ne kadar akran var müdebbecdir. Öyle değil. Mesela iki şeyhin İkisi aynı şeyhten almışlar.
Bu akran rivayetül akrandır ama müdebbeş değil. Müdebbeş öyle değil mi? Müdebbeş ancak bir kelim bir kelimden alacak. Rivayetül akran ister bir kelim bir kelimden alsın, ister iki kişi aynı şeyhten alsınlar, ister ikisinin yaşları ne olsun, aynı olsun, hepsine rivayetül akran denilir. Anladınız değil mi? وَقَدْ بَيَّنَ اِبْنُ حَجَرِ اِبْنُ حَجَرِ الْاَسْقَلَانِ نُخْبَتُ الْفِكَرِنْدَ veya onun şerhin nüzzetü nezerde beyan etmiş. Tüketimin nuhbetül fikir. Çünkü demin nuhbeden nakletti. وَقَدْ بَيَّنَ اِبْنُ حَجَرِ اَنَّ تَدْب۪يجَ مَأْخُوزٌ مِنْ دِبَاجَ فَيِلْ وَشِ Tedbiş veşin İki dibacesinden mehuzdur. İki tarafı bak. Başın bu tarafı, bu tarafı. Tedbiş o manadan mehuz. Madem o manadan mehuz, feyaktedi en yekune zalike musleviyen minel canibeyni. O zaman bu müdebbeş hadis iki taraftan ne olmalı? Eşit olmalı. İki tarafta ne olmalı? Eşit olmalı. Niye? Bak, tedbicden de tecbiş yüzün iki dibacesinden mehuzdur. Yüzün iki tarafı birbirine benzemiyor mu? Eşit değil mi? Eşit. O zaman müdebbeş hadisinde iki tarafı müsavi olmaları lazım. Ve evvelu men semahu bizalike Ed-Darqutni. Ve evvelu men semmahu bizalike Ed-Darqutni. İlk bu çeşit hadisi müdebbecle isimlendiren Darqutni'dir. Münasebet de bu. Tedbiş dibace teyil vecihten mehuzur. Vecihin iki tarifi birine benziyor. İki rivayetin iki tarafı, yani iki taraf raviler birbirine benzeyince ona da müdebbeş demişler. Bu manelığı mülahaza ederek. Pek ve in ravve ravi ammen huve dunehu fissinni. Bir ravi yaş itibariyle kendisinden küçük olan birinden hadis rivayet ederse. Ke Zühri. Zühri 230 kaçtı? 34 değil mi? Ve Yahya ibn Said, Yahya ibn Said, onun vefatı kaç hatırlamıyorum. An Malik, kimden almışlar? Malik. Ya Malik, dikkat edin. Şimdi Zühri kaç dedi? Zühri usta. Zühri 124. Ben yanlış söyledim. Bakın Zühri 124. Yahya ibn-i Said o da o civarlarda da tam hatırlamıyorum. Bakın. An Malik, Malik'ten almışlar. Bak Malik kaç? 179. 100 ne? 79. Bak yaşlı olan Zühri ile Yahya kendilerinden düşük olan Malik'ten alıyorlar. Oldu mu olmadı? اَوْ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْمِخْتَارِ Yahut ilim miktarı da kendisinden düşük birinden almış. Bu da müdebbecin bir kısmıdır. Kemalik, İmam Malik var 179'a vefat etmiş. Yaşa bakmayın. Abdillah bin Dinar'dan almış. Abdillah bin Dinar ilminde, miktarında Malik gibi değil. Ve ki Ahmed ve İshak, İmam Ahmed ile İmam İshak, Abdullah bin Musa'dan almışlar. Abdullah bin Musa onlar gibi değil. اَوْدُونَهُ فِي الْجِهَتَيْنِ اَوْدُونَهُ فِي الْجِهَتَيْنِ Hem ilminde kendisinden düşük, hem yaş olarak kendisinden düşük birini almışlar. كَرِوَايَةِ الْعَبَادِلَةِ عَنْ كَعْبٍ
ve rivayeti kesirin minel ulemmâi an telâmizi. Abadiler Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr, Abdullah bin Amr bin As. Öyle değil mi? Çünkü İbn Mes'ud önce vefat etmiş, daha Abadile ismi olmadan gelmiş. Abdullah İbn Abbas, bir. Abdullah İbn Ömer, iki. Abdullah bin Zübeyr, üç. Abdullah bin Amr bin As, değil mi? Allah'a emanet oydu. İşte bu Abadileler bunlar. Bunlar kimden almışlar? Kâb, Kâb-ül Ahbar. O Yahudilerin rahiplerindendi, sonra Müslüman oldu, sahip oldu. Ondan bir takım hadisler rivayet etmişler. Kâb, Abadilerden nedir? Düşük, hem ilmen düşük, hem yaş olarak düşük. Neyi almış bunlardan? Bak ya rivayet-i Abadî an Kâb. Bir de var rivayeti kesir minel ulemmâi an telamizim. Çok alimler telamizlerinden, talebelerinden almışlar. Kâr rivayeti Bukhari an Tirmizi Ebil Abbasi Serrac'dan almış. Fahazen nev'u yüsemmâ rivayetel ekabiri anil esagiri. Bu nev'e rivayetul ekabir anil esagir denilir. Rivayetul ekabir Anis Esagir. Pek bunun delili var mı? Böyle bir rivayetin sahih olmasına dair bir delil var mı? Vel aslu fihi rivayetun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem an temimi dariyi haberel cesase. Bu olay uzun boylu bir olaydır. Girmeyelim. Bak cesase haberi Efendimiz temimi dariden ne ediyor? Demek büyük küçükten rivayet alabilir. Kema fi sahih Müslim ve gayrihi. Sonra istersen onu getirip bakalım. İmam Müslim Kitabul Fiten'de, Kitabul Fiten'de geçiyor, Kitabul Merahim'de geçiyor. Oldu mu? Hatta İbn-i Mace de Kitabul Fiten'de bunu nakil ediyor. Oldu mu? Ve min rivayetil ekabiri anil esagiri rivayetul abai anil ebnai. Babaların çocuklarından rivayet etmeleri gibi. Ve sahabeti anil ve sahabeti anil etba'i sahabelerin etba'larından aldıkları gibi. Oldu mu olmadı? Peki ve in iştereke isnani fil ahzi an şeyhin diyelim bu Mustafa ile Abdülber bir şeyhden ortak olmuşlar, rivayet ediyorlar. İkisi benden rivayet ediyorlar. Yalnız ve tekaddeme mevtu ahadihima alel ahiri. Biri diğerinden çok önce ne oldu? Vefat etti. İkisi de almışlar. Abdülber 60 sene önce, Mustafa'dan önce vefat etmiş. فَهُوَ السَّابِقُ وَاللّٰحِقُ Buna السَّابِقُ وَاللّٰحِقُ denilir. Ne demek? Sabık, lahir kişiler aynı şeyhin ravileri olmuşlar. Anlıyorsun değil mi? وَزَارِكَ كَيْبِ عَلِي بَرْدَانِ وَزَارِكَ Ebi Ali Berdani. Bu Ebi Ali Berdani semi'a min Tirmizi'yi silefi'yi hadise. Tirmizi silefi, kendi Tirmizi'si olan silefi'den hadis ne etmiş? Rivayet etmiş. Tamam. Ve revahu anhu ki Ebi Ali Berdani rivayet etti, talebesi Selefi'den rivayet etti ve mate, vefat etti. Allah re'sil hamsi mi etti. 500 senenin başında, yani Hicri 500 senenin bitiminde, Hicri 600'e girmek üzereyken vefat etti. Ve kana ahire eshabi Selefi'yi, Selefi'nin talebelerinin en sonu Sibtu Ebul Abbas'ti. Ebul Kasım İbn-i Mekki. Bak.
Ebu'l-Abbas İbn-i Mekki Selefi'nin eshablarının en son talebeleri, en son vefat eden diye. Bakalım Selefi'nin en son vefat eden talebesiyle biraz önceki kim? Ebu Ali Berdani, o da hani Selefi'den almış, hem şeyhiydi, hem talebesinden hadis almıştı. Demek ki Selefi'nin bir ravisi kim? Ebu Ali Berdani. Diğer ravisi kim? Ebu'l-Kasım. Ve kanet vefatu senete 50 ve 600. Bununki de 650. Bak birinki 500'ün sonu, başı yani sonu bizim tabire göre. Biri 650. Birine 650. Şimdi bak nasıl oluyor. 500'ün başı. Şimdi 500, 401, 402 demiyoruz. 499, 500. Ha, bak 500'ün başın 500 dedi. 600'ün başı nedir? 501, 502, 600. Bak 100, 650, 150. Bakın bu Ebu Ali Berdani Selefi'nin talebesi ravisi ki Ebu Ali Berdani bu ile diğer ravisi Ebu'l-Kasım arasında 150 sene var. Fakat şareti ortak oldu kim? Ebu'l-Kasım. Ebu Ali'nin Ebu Ali'ye ortak oldu. Fir rivayet ani Selefi. Fir rivayet ani Selefi. Selefi'nin rivayetinde Selefi'ye ortak olmuş. Yani Ebu'l-Kasım Ebu Ali'ye ortak olmuş. Nesinden? Selefi'den rivayet etmektir. Bu iki ortak Selefi'nin bu iki ravinin vefatları arasında 150 sene var. Bu da nedir? Bu hadise de ne denilir? Bu hadise Es-sabiku ve lahik denilir. Yani müdebecin bir kısmı. Oldu. Ve beyne vefatıyma bak kendisi diyor. 150 seneten. Kâlel Hafız İbn-i Hacer. Ve hâzâ ekserü mâ vekafna aleyhi mizâlike. Bu konuda yani iki, bir şeyhin iki ravisinin vefatları arasında en fazla gördüğümüz 150 senedir. En ekser bunu görmüşüz. Yani iki, bir şeyhin iki ravilerin vefatı arasında bu süreden daha fazla yok. Fevâidu marifeti hâzihil envâi. Fevâidu marifeti hâzihil envâi. Bu envâlar nedir? Es-sâbiku vel-lâhe. Rivayetul akran. Öyle değil mi? El-Müdebbec. Başka ne vardı? Rivayetül Kabran eser vardı. Es-Sabık ve Lahik vardı. Rivayetül Akran vardı. Müdebbec vardı. Öyle değil mi? Bunların hepsinin marifetinin faydaları nedir? Bu envaları bildik faydası elimize ne geçiyor? Diyor ki marifetil enva'il mutakaddimeti. Bu geçirdiğimiz envaların marifeti için fevâidun muhimmetun. Fevâidun ne var? Muhimmetun. Şazel fendi. Bu fende fevâidun muhimmetun var. Femin fevâidi marifetil akrani. Mesela marifetul akranın faydalarındandır. En la yetevehhemme naziru fil hadisi lezi min hazen nev'i. اَنَّ الزِّكْرَ اَحَدِ الْمُتَقَارِنَيْنِ قَدْ وَقَى خَتَنْ فِي سَنَدٍ مِنْ اَحَدِ الرُّوَاتِ. Eğer biz bilsek, biz bilsek ne? Akranlar birbirinden hadis rivayet edebiliyorlar. Biz onu bilirsek, bir karinden hadis rivayet edince, لَا يَتَوَهْمَ النَّازِرُ فِي الْحَدِسِ. Hadise bağlı kişi, o hadise bağlı kişi ki, o hadis ki, اَلَّذْ مِهَازَ النَّوْحِ. Bu nevden olan hadis, yani
yani bir karının bir karından rivayet ettiği hadise bakan kişi vehmetmez. اَنَّ الزِّكْرَ اَحَدِ الْمُتَقَارِنَيْنِ قَدْ وَقَى خَتَنْ فِي سَنَدِ Yani bunun birinin ismi yanlışlıkla senede girmiş, minahadir ruvati, ravilerin herhangi biri tarafından bu iki karinden birinin zikri yanlıştır. Nasıl iki arkadaş birbirinden alır, artık bunu vehmetmez. Olabilir. Enes Mustafa'dan almış, yaşları aynı. Evet, böyle bir rivayet var. Bunu bilirse, o zaman Enes ile Mustafa'nın herhangi birinin zikri hata olarak, galet olarak herhangi bir ravi tarafından zikir edilmemiş. Olabilir. Doğrudur. O ondan almış. Bir de وَمِنْهَا لَا يَفْهَمَدْ Nazil vehmetmesin. اَنَّ عَنْ فِي سَنَدِ خَتَرٌ Hani Enes an Mustafa. Biri vehmeder ki nedir? Biri vehmeder ki ha burada ne olmuş? Burada yanlışlık var. Yani Enes ve Mustafa. Doğrusu budur. Vav yerine an gelmiş. Ravi böyle vehmeder. Niye? Ya Enes Mustafa'da nasıl hadis alıyor ikisi? Aynı yaşları. Demek ki orada vav yanlıştır. Vav an yerine ne gelmiş? Vav gelmiş. Bildiniz değil mi? وَاَنَّ سَوَابَهَا وَاوُ الْعَدْفِلَّتِي تَدُّلُ عَلَى اَنَّمَا اِشْرَكَا فِي كَوْنِ كُلِّ مِنْمَا قَدْ حَدَّسَ اَمَّنْ زُكْرَ فِي الْاِسْنَادِ قَبْلَهُمَا Yani kendisinden isnadda, ikisinden önce zikredilen kimse, bu iki ravi, bu Enes ile Mustafa, ikisi ondan almışlar. Ama yanlışlıkla harf-i atfiyene vav gelmiş, sanki Enes Mustafa'dan, Mustafa Serkan'dan almış. Böyle zikredilmiş. Ravi bakın zannediyor yok buna vav yanlış. Enes ve Mustafa an Serkan bu ikisi ondan almışlar. Eğer rivayetül akran durumu bilmesek bu rivayete bakan kişi ne yapar? Zanneder ki ne nedir? Orada vav an yerine vav yerine an yazılmış. Orada Enes Mustafa'nın ravisi değil. Ya Enes ile Mustafa ikisi Serkan'ın ravileridir. Eğer rivayetül akran caizdir, böyle bir rivayet var bilinmese bu hadise bakan kişi böyle bir zan edebilir. Burada an yanlıştır. Doğrusu vav'dur. İkisi bir önceki şeyhin ravileridirler. Ama rivayetül akran rivayetül akran caiz olduğunu bilirse bakan kişi böyle zannetmez olabilir. Bunlar yaşları aynı. Bu 20 yaşındaki genç, bir 20 yaşındaki gençler rivayet etmiş. O da Serkan'dan rivayet etmiş olabilir. Oldu. Demek ve minha en la yefemme enne an fi senedi hataun ve enne sevabaha vavul atfi elleti teddüllü ala ennehuma iştereka fi kevni kulli minma kad haddesa ammen zükre fil isnadi kablehuma. وَمِنْ فَوَائِدِ مَعْرِفَةِ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَسَّارِ Dedi ya, büyükler küçüklerden rivayet edebilirler. Envarların biri buydu. اَمْنُ الْخَوْفِ مِنْ زَنِّ الْاِنْقِلَابِ فِي السَّنَدِ Senedeki inkılabın zannının korkusundan eminlik olur. Ya diyor, Abdülber an Enes. Ya Abdülber Enes'ten 30 sene büyüktür. Ha, olsa yanlışlık var. Mustafa Abdülber'dir. Bak, böyle insan vehmedir. Ama büyük, küçük, büyükten hadis rivayet edebilir. Büyük de küçükten rivayet edebilir. Bunu bilirsek, böyle bir yerde büyük küçükten rivayet ettiğini görürsek olabilir, doğrudur deriz. Burada yer değişmiş, inkılap olmuş, öyle bir vehmen, öyle bir zanne kapılmayız. Oldu mu? اَمْنُ الْخَوْفِ مِنْ زَنِّ الْخِلَابِ فِي السَّنَدِي وَاَنْ لَا يُتَوَهَمَّ وَمِنْ مَعْرِفَتْ وَمِنْ فَوَيْدِ مَعْرِفِ الْاَكَابِ عَنِ الْاَسَّارِ Tekrar ediyorum. اَمْنُ الْخَوْفِ مِنْ زَنِ الْاِنْقَانِ فِي سَنَدِي وَاَنْ لَا يُتَوَهَمَّ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ اَكْبَرَ وَاَفْضَلَ مِنَ الرَّاوِيِّ نَزَلًا اِلَى اَنَّ الْاَغْلَبَ نَزَلًا اِلَى أن الأغلب
kevnul merviyye anhu kezalik. Oldu mu? Hani ağleb merviyye anhu kezalik. Böyledir. Nedir? Merviyye anhu raviden büyüktür. Ağleb bu olunca bir yerde insan bunun tersini görünce zanneder ki burada inkılap var. Eğer rivayetul ekabir anil esafir caiz olduğunu bilmezse der ki burada ne var? Yanlışlık var. Burada inkal var. Ama ekabir esafirlerden rivayeti caiz olduğunu bilirse inkılap olduğunu, burada kalb olduğunu zannine kapılmaz. O zaman inkılap senedeki inkılap zannının havfından emin olur. Ve min fevaidi marifeti sabiki vel lahiki el-emnu min zanni sukuti şey'in min isnadil müteahhiri beyne ve beyne şeyhi. Bak, sabık lahıktan rivayet edebilir dedik. Sabık, mesela demin sabık kimdi? Ebu Ali Berdani, lahık selefiden rivayet ediyordu. Oysa sahabesinden rivayet ediyordu. Bunun faydası ne? El-emnu min zanni sukuti şey'in min isnadil müteahhiri müteahhirinin isnadından bir şey düşmüş. Beyne ve beyne şeyhi. Onu ile şeyhi arasına biri düşmüş. Mesela lahık sabık diyelim. Lahık ne? Sabık. Diyelim Abdülber de benden almış. Demin kim örneği söyleyelim. Ebu Ali Berdani da Silefi'den almış. Ebu Kasım da almış. Ama Ebu Ali Berdani 150 sene önce ne etmiş? Vefat etmiş. Böyle durum olabilir. Ha o zaman biri de Ebu Kasım Selefi'den rivayet edince ya Ebu Kasım ile Selefi arasında muhakkak biri düşmüş. Niye? Çünkü bu Selefi'nin bir ravisi 150 sene önce vefat etmiş. Bu Ebu Kasım nasıl 150 sene önce vefat eden bir kişiyle aynı şeyden nasıl rivayet edebilir? Demek bu Ebu Kasım Selefi'den direktmen rivayet etmemiş, arada biri düşmüş. Ama lahık sabıkı bilirsek, yok düşmemiş de olabilir. Demek caiz, demek bu var. Ve min fevaydi marifeti sabıkı ve lahıkı el-emnu min zanni suhuti şeyin min isnadil müteahhiri. O isnadil müteahhiri bak sabıktan değil. Ebu Kasım'ın isnadından sukut var. Düşme var. Nerede? Beynehu müteahhir ile ve beyne şeyhi. Ebu Kasım ile şeyhi Selefi arasında biri düşmüş. Biri böyle zan eder. Ama sabık lahakı bilirsek bu zandan emin oluruz. Niye böyle bir zan yapılır? Liyanda nazire. Diyelim o hadise bakan. Lema yara enne men ahaza ani şeyhi. Şeyh'ten alan ko Ebu Ali neydi? Berdani miydi? Ebu Ali Berdani. Kad mate önceden, çok eskiden vefat etmiş. Ferubbemma yazun enne hunac vasıfen beline haze ravi ve şeyhi. Bu ravi ile bu şeyh arasında vasıta var. Niye? Çünkü bu raviden 150 sene önce vefat eden adam da bu şeyh'ten almış. Bu da aynı şeyh'ten almış. Olur mu? Böyle olmaz. Demek ki bu en son ravi ile şeyh arasında biri düşmüş. Ama marifet-i sabık lahık olursa yok düşmemiş olabilir. Bu caizdir, normaldir. Oldu. Yeterli olsun. Bugünkü ders fazla oldu. İki ders yapsaydık az olurdu. Bir dersi biraz fazla oldu ama kolay değil. Bir şey olmaz. Kafanıza takan bir şey varsa getirin, sorun. نفعكم الله نفعا